Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla daha karşınızdayım bu hafta. Minos Şelalesi'ne geldim. Daha önce ben de görmedim burayı. İnternetten araştırıp geldim. Osaka'dan yaklaşık 1 saat uzaklıkta, yani 1 saat 15 dakika uzaklıkta. Açıkçası havada biraz soğuk. Hafiften de kar yağıyordu gelirken. Normalde Osaka'da kar görünmez, bilen bilir. Fazla da geç olmadan saat şu an 3-3.30 civarı. İçeriye gireyim, size de görüntüleri göstermeye çalışayım elimden geldiği kadarıyla. O zaman videomuz başlasın. Şelalenin olduğu girişe geldim. Burada dükkanlar var. Daha doğrusu çok eski de yapıya benziyorlar. Onlar da kapalı. Size de göstereyim onları. Burada lavabolar falan açık da. Diğer şeyler kapalı böyle. Dükkanlar kapalı. Oldukça da eski görünüyor. Yani Türkiye'de olsa muhtemelen bu işletmeyi yenilemişlerdi. Yerine başka bir şey, yani yeni bir bina dikmişlerdi. Burada doğaya, geleneklerine saygı gösteriyorlar. Yavaş yavaş da yaklaşıyoruz şelalenin olduğu bölüme. İnsan şurada gerçekten huzur buluyor. Yani doğada gerçekten huzur var. Size şunu da göstermeden geçmeyeyim. Burada bir tane daha lavabo var. Şöyle göstereyim size. Şu taraf bayanların, şu taraf erkeklere ait. Yani çok güzel dizayn edilmişler. Böyle de çok da temiz olduğu belli yani. Dışından da belli, içi de öyledir yani. Japonya'da hiçbirisini denk gelmedim, rastlamadım da. Görmüşken size de bunu göstermek istedim. Şu arkamda görmüş olduğunuz yerlerde yaşayan yok sanırım, ışıkları kapalı. Burası yaşanacak yer arkadaşlar. Keşke verseler de şurada böyle bir hafta 10 gün her şeyden uzakta kalabilsek. Yani şu berraklığı görüyor musunuz arkadaşlar? O kadar temiz ki su. Yani susuz kalsa içilir o derece temiz yani. Evet arkadaşlar, şu an şelalenin olduğu kısma geldim. Gerçekten de huzur verici bir sesi var. Doğanın içinde olmasıyla da ekstra bir avantajı var buranın. Gelen de fazla bir insan yok buraya açıkçası. 10 kişi falan var herhalde toplam saydığım kadarıyla. Onların hepsi de profesyonel fotoğrafçılar. Onlar resim çekmek için gelmişler. Muhtemelen freelancer yapıyorlar, yani satışını yapıyorlar bunlar. Ulan insan böyle ortamlara gelmeye ihtiyacı var biraz da böyle stresten uzaklaşmak için. Rahat bir ortam, kafa dinlenecek bir ortam. Vallahi geldiğime de pişman olmadım. Hava soğuk ama değdi. Hem benim için değdi hem de izlerken inşallah siz de beğenirsiniz videoyu. Ben sizi görüntülerle baş başa bırakıyorum. İzlemeye devam edin. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey aldım, göstereyim kameraya. Buna bizdeki şans olsa zaten anamızdan neyse. Şöyle bir şey aldım, yaprak görüntüsü var, unlanmış. İçinde konulan şey oldukça ilginç. Yaptıkları şey bundan, bu ağacın yaprağından bunu yapıyorlar.
Ben ilk defa aldım, deneyeceğim şimdi. Mumijin no tempura diyorlar buna Japonya'da. Türkçesi karşılığı nedir bilmiyorum. Tadına bir bakayım, size de söylerim şimdi. İçinde susam da var. Şöyle göstereyim. Yaprağın deseni içinde olduğu gibi duruyor zaten. Görünüyor mu bilmiyorum ama. Evet. Tadın güzel gibi de bilmiyorum ya. Biz hani alışkın olmadığımız için belki de garip geliyor. Bir daha alır mısınız deseniz? Yani düşünürüm belki. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım video izlerken eğlenmişsinizdir. Vallahi ben oldukça huzur buldum. Bu ortamları da seviyorum. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı, beğeni atmayı ve paylaşmayı unutmayın. Havada oldukça soğudu. Yolumuzun 1 saat, 1,5 saate yakın yol gideceğim. Trafik de vardır muhtemelen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bakın arkadaşlar, burada ne buldum. Tam gidiyordum. Otoparkın arka tarafında telefon kulübesi. Ve hala da çalışıyor. Oldukça da bakımlı. Yani insanı maziye götürüyor, yemin ediyorum. Arabamız da bu.